Kendiniz olma alışkanlığını kırmak. Yazar Dr. Joe Dispanza. Daniel G. Emmon'dan ön söz. Giriş. Vazgeçebileceğiniz en büyük alışkanlık kendiniz olma alışkanlığıdır. Beyniniz nasıl düşündüğünüz, nasıl hissettiğiniz, nasıl davrandığınız ve diğer insanlarla ne kadar iyi geçindiğiniz gibi yaptığınız her şeye dahildir. Beyniniz kişiliğin, karakterin, zekanın ve verdiğiniz her kararın organıdır. Geçtiğimiz 20 yıldan fazla zaman boyunca dünyanın dört bir yanındaki on binlerce hastayla yaptığım beyin, beyin görüntüleme çalışmalarım gösterdi ki beyniniz doğru çalıştığında siz de doğru çalışırsınız. Ve beyniniz sorunlu olduğunda hayatınızda sorun yaşama olasılığınız çok daha yüksektir. Daha sağlıklı bir beyinle daha mutlu, fiziksel olarak daha sağlıklı, daha varlıklı, daha bilge olur ve daha iyi kararlar alırsınız. Bu da daha başarılı olmanıza ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olur. Beyin herhangi bir sebepten ötürü sağlıklı olmadığında, örneğin bir beyin travması veya duygusal bir travma, insanlar daha üzgün, daha hasta, daha yoksul, daha farkındalıksız ve daha az başarılı olurlar. Travmanın beyne nasıl zarar verebildiğini anlamak kolaydır ama bunun yanında araştırmacılar negatif düşünce ve kötü programlamanın da beyni nasıl etkileyebildiğini araştırdılar. Örneğin ben sürekli beni itip kalkma, kalkma arayışında olan bir abeyle büyüdüm. O dönemde hissettiğim daima gerginlik ve korku, yüksek seviyede anksiyete, endişeli düşünce kalıplarına ve kötü şeylerin ne zaman olacağını bilmediğimden her zaman tetikte olmama yol açtı. Bu korku beynimin korku merkezlerinde uzun süreli aşırı aktiviteye sebep oldu. Ta ki yaşamım ileriki dönemlerinde bu sorun üzerinde çalışmaya başlayana dek. Kendiniz olma alışkanlığını kırmak isimli bu kitapta meslektaşım Dr. Joe Dispenza yeni bir beyin evresine ulaşmanıza yardımcı olmak için beyninizin hem yazılımını hem de donanımını en uygun seviyeye taşıma konusunda rehberiniz olacak. Yeni kitabı somut bilime dayanmaktadır ve Dispenza ödüllü film What the Bleep, Who We Know ve ilk kitabı Evolve Your Brain'da yaptığı gibi bilge ve şefkatli bir dille anlatmaya devam ediyor. Her ne kadar ben yazılım ve donanımıyla beyni bir bilgisayar gibi düşünsem de donanım yani beynin gerçek fiziksel fonksiyonları yazılımdan ya da yaşamlarımız boyunca devam eden sürekli programlama ve yeniden şekillendirmeden ayrı değildir. Birbirleri üzerinde dramatik bir etkiye sahiptirler. Çoğumuz yaşamlarımızda bir tür travma yaşamışızdır ve neticede ortaya çıkan yaralarla yaşamımızı sürdürürüz. Beynin yapısının bir parçasına dönüşen o tecrübeleri temizlemek son derece iyileştirici olabilir. Elbette uygun bir diyet, egzersiz ve belirli beyin besinleri gibi beyin için sağlıklı olacak alışkanlıklar kazanmak beynin doğru çalışması için önemlidir. Ama buna ek olarak anlık düşünceleriniz beyin üzerinde çok güçlü bir iyileştirici etki bırakır ya da size zarar verebilirler. Aynı şey beyinde yer eden geçmiş tecrübeler için de geçerlidir. Eamon klinikte yaptığımız çalışmaya beyin SPET görüntüleme adı verilir. SPET yani tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi. Kan akışını ve aktivite kalıplarını inceleyen bir nükleer tıp araştırmacısıdır. CT taramalarından ya da beyin anatomisini inceleyen MR'dan farklıdır. Çünkü SPET beynin nasıl işlev gösterdiğine bakar. Şimdi 70 bin üzerinde taramayla spet araştırmamız bize beyin konusunda pek çok önemli hayat dersi verdi. Örneğin, beyin hasarları insanların yaşamlarını alt edebilir. Alkol sağlıklı bir gıda değildir ve genelde spet taramalarında ciddi hasarlar ortaya çıkar. İnsanların düzenli olarak aldığı bazı ilaçlar Örneğin sıkça kullanılan antidepresanlar beyin için sağlıklı değildir ve Alzheimer gibi hastalıklar insanlar herhangi bir semptom göstermeden uzun yıllar önce beyinde başlar. Aynı zamanda SPET taramaları bize bir toplum olarak beyne daha çok sevgi ve saygı göstermemiz gerektiğini ve çocukların Amerikan futbolu veya hokey gibi temas sporları oynamalarına izin vermenin akıllıca bir fikir olmadığını öğretti. Öğrendiğim en heyecan verici derslerden biri, olumsuz inançları düzelterek ve Doktor Dispenza'nın anlattıklarına benzer meditatif süreçler kullanarak insanların beyinlerini ve yaşamlarını kelimenin tam anlamıyla değiştirebildikleridir. Yayınladığımız bir dizi çalışmada Doktor Dispensa'nın önerdiğine benzer bir meditasyon uygulaması, insan beyninin en düşünceli bölümü olan prefrontal kortekse giden kan akışını hızlandırdı. 8 haftalık düzenli meditasyon sonunda prefrontal korteks daha güçlüydü ve deneklerin hafızaları daha sağlıklıydı. Beyni iyileştirmenin ve optimum seviyeye çıkarmanın pek çok yolu vardır. Umuyorum ki siz de benim gibi beyin hasedi geliştirecek ve daha iyi işlev gösteren bir beyin isteyeceksiniz. Yaptığımız beyin görüntüleme çalışmaları benim yaşamımda her şeyi değiştirdi. 1991 yılında SPET taramaları yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra kendi beynime bakmaya karar verdim. 37 yaşındaydım. Toksit, Engebeli görüntüye baktığımda sağlıklı olmadığını anladım. Hayatım boyunca nadiren içki içen, asla sigara veya uyuşturucu kullanmamış biri olmuştum. Öyleyse neden beynim bu kadar kötü görünüyordu? Beyin sağlığını gerçek anlamda kavramadan önce pek çok kötü beyin alışkanlığım vardı. Sürekli fast food gıdalarla beslenirdim. Can dostummuş gibi diyet soda içerdim. Genelde geceleri 4 ila 5 saat uyurdum ve geçmişten üzerine düşmediğim kırgınlıklar taşırdım. Egzersiz yapmazdım, sürekli stres altındaydım ve fazladan 15 kilom vardı. Bilmediğim şey bana zarar veriyordu, hem de az buz değil. Son taramam 20 yıl önceki ilk taramamdan daha sağlıklı ve çok daha genç görünüyor. Beynim gerçek anlamda gençleşti. Siz de beyninize gereken özeni göstermeye karar verdiğinizde sizin beyniniz de böyle değişebilir. İlk tarımımı gördükten sonra beynimin daha iyi olmasını istedim. Bu kitap sizin beyninizin de daha iyi olmasına yardımcı olacak. Dilerim okumaktan az en az benim kadar keyif alırsınız. Doktor Daniel G. Eman. Change Your Brain, Change Your Life isimli kitabın yazarı ve giriş Vazgeçebileceğiniz en büyük alışkanlık kendiniz olma alışkanlığıdır. Arzu ettiğimiz yaşamı yaratmak üzerine yazılan tüm kitapları düşündüğümde pek çoğumuzun hala somut bilimsel delillere, gerçekten işe yarayan metotlara dayanan yaklaşımlar aradığını görüyorum. Ama beyin ve bedene Zihin ve bilince dair yeni araştırmalar ve fizik anlayışımızdaki bir kuantum sıçrayışı, işsel olarak gerçek potansiyelimiz olduğunu bildiğimiz şeye doğru nasıl ilerleyeceğimiz konusunda engin olasılıklar ortaya koymaktadır. Yoğun bir sağlık kliniği işleten bir kriptraktör ve nörobilim, beyin fonksiyonları, biyoloji ve beyin kimyası alanlarında bir eğitimci olarak, Yalnızca söz konusu alanları araştırarak değil, aynı zamanda bu yeni bilimin siz ve benim gibi sıradan insanlar tarafından uygulandıklarında ortaya çıkan etkilerini gözlemleyerek bu araştırmaların bir kısmında ön saflarda yer alma ayrıcalığına sahip oldum. Bu yeni bilimin tüm olasılıklarının gerçeğe dönüştüğü an budur. Sonuç olarak Bireyler düşüncelerini gerçekten değiştirdiklerinde sağlık ve yaşam kalitelerinde çarpıcı değişiklikler yaşadıklarına tanık oldum. Son yıllarda ölümcül ya da kalıcı olduğu düşünülen sağlık sorunlarının üstesinden gelmiş bir sürü insanla konuşma fırsatı yakaladım. Tıbbın çağdaş modeline göre bu iyileşme süreçleri kendiliğinden gerilemeler olarak adlandırılmıştı. Ancak İssel yolculuklara dair kapsamlı incelemelerim neticesinde güçlü bir zihin unsurunun etkili olduğu ortaya çıktı ve onların fiziksel değişimleri hiç de kendiliğinden değildi. Keşif benim beyin görüntüleme, nöroplastisite, epigenetik ve psikonöroimmunoloji alanlarındaki çalışmalarımı genişletti. Beyinde ve bedende üzerine yoğunlaşıp sonra tekrar edilebilecek bir şey olması gerektiğini anladım. Bu kitapta yol boyunca öğrendiklerimden bazılarını paylaşmak ve zihin ile maddenin nasıl ilişkisel olduğunu keşfederek bu ilkeleri yalnızca bedeninize değil, aynı zamanda yaşamınızın her alanına nasıl uygulayabileceğinizi göstermek istiyorum. Bilmenin ötesinde nasıl yapıldığını bilmek İlk kitabım Evolve Your Brain. The Science of Changing Your Mind isimli ilk kitabımın bazı okurları oldukça iyi miktarda pozitif geri bildirimle birlikte aynı içten ve yürekten isteği dile getirdi. Kitabınızı gerçekten çok beğendim. İki kez okudum. İçinde bolca bilim vardı, kapsamlıydı ve ilham vericiydi. Ama bana bunu nasıl yapıldığını anlatır mısınız? Beynimi nasıl geliştirebilirim? Buna yanıt olarak her insanın zihin ve beden seviyesinde uzun soluklu sonuçlar getirecek değişimler yapmak için faydalanabileceği pratik adımlar üzerine bir atölye çalışması düzenlemeye başladım. Sonuçta açıklanması mümkün olmayan iyileşmeler yaşayan, eski zihinsel ve duygusal yaralarından arınan, sözüm ona imkansız zorlukları aşan Yeni fırsatlar yaratan ve muazzam zenginliklere kavuşan insanlar gördüm. Bu insanların bazılarıyla bu sayfalarda tanışacaksınız. Bu kitapta anlatılanları sindirebilmek için birinci kitabımı okumanız gerekmez. Ama eğer çalışmalarıma aşinaysanız, kendiniz olma alışkanlığını kırmak isimli bu kitabı ilk kitabıma pratik, açıklayıcı bir destek olması için yazdım. Bu kitabın basit ve anlaşılması kolay olmasını hedefledim. Ancak size geliştirmek istediğim bir kavramın habercisi olacak küçük bilgiler vermek zorunda kalacağım anlar olacak. Burada amaç nasıl değişebileceğimizi anlamanıza yardımcı olacak gerçekçi bir kişisel dönüşüm modeli oluşturmaktır. Kendiniz olma alışkanlığını kırmak benim tutkularımdan birinin ürünüdür. Herkesin yaşamlarımızda önemli değişimler yaratmak için ihtiyacımız olan her şeyin erişebileceğimiz mesafede olduğunu anlaması için gizemli olan bir kavramın gizemini ortadan kaldırmak yolunda samimi bir gayrettir. Bu bizim tarihte yalnızca bilmek istediğimiz değil, nasıl yapıldığını bilmek istediğimiz bir zamandır. Daha zengin bir yaşam sürmeyi başarmak için hem yeni yeni ortaya çıkan kavramları hem de bin yıllık bilgeliği nasıl uygular ve kişiselleştiririz. Birlikte bilimin gerçekliğin doğasına dair keşfettiği noktaları birleştirdiğimizde ve kendimize bu ilkeleri günlük varoluşumuza uygulama izni verdiğimizde her birimiz kendi yaşamlarımızda hem bir mistik hem de bir bilim insanı olabiliriz. Bu yüzden sizi bu kitapta öğrendiğiniz her şeyi test etmeye ve sonuçları objektif gözlerle gözlemlemeye davet ediyorum. Söylemeye çalıştığım şu. Eğer düşünce ve duygularınızın içsel dünyasını değiştirmek için gayret sarf ederseniz, dış dünyanın size zihninizin dış dünya üzerinde bir etki bırakmadığını göstermek için geri bildirim sunmaya başlar. Bunu başka neden yapasınız ki? Öğrendiğiniz bilgileri felsefe olarak kabul eder ve sonra bu bilgiyi yaşamınızda uygulayarak uzmanlaşırsanız bir filozoftan bir öğrenciye ve en sonunda bir ustaya dönüşürsünüz. Bekleyin. Bunun mümkün olduğunu gösteren bilimsel bulgular mevcuttur. Bu kitapta sıraladığım kavramları adım adım oluşturabilmemiz için sizden açık görüşlü olmanızı rica ediyorum. Tüm bu bilgiler sizin onları kullanmanız içindir. Öyle olmasa iyi bir akşam yemeği sohbetinden öteye geçemezler değil mi? Zihninizi gerçeklere açtığınız ve gerçekliği belli bir şekli sokmak için kullandığınız koşullandırılmış inançlarınızdan vazgeçtiğiniz anda çabalarınızın meyvelerini toplayacaksınız. Sizin için dileğim budur. Bu sayfalardaki bilgiler size kendinizi kutsal bir yaratıcı olarak geliştirmeniz için ilham vermek niyetiyle yazıldılar. Sıra dışı olanı yapmak için asla bilimin bize izin vermesini beklememeliyiz. Beklersek o zaman bilimi bir başka dine dönüştürmüş oluruz. Yaşamlarımız üzerinde düşünecek, kutunun dışında olduğunu düşündüğümüz şeyi yapacak ve bunu defalarca tekrarlayacak kadar cesur olmalıyız. Bunu yaptığımızda daha üstün bir kişisel güç seviyesine doğru ilerlemeye başlarız. Gerçek güçlenme inançlarımıza derinden bakmaya başladığımızda gerçekleşir. Köklerinin din, kültür, toplum, aile, eğitim, medya ve hatta genlerimizin koşullandırmasında saklı olduğunu görebiliriz. Sonra bu eski fikirleri bize daha iyi hizmet edebilecek yeni paradigmalarla karşılaştırırız. Zaman değişiyor. Bireyler daha üstün bir gerçekliğe uyanırken bizler engin değişim denizinin bir parçasıyız. Mevcut sistemlerimiz ve gerçeklik modellerimiz çöküyor ve şimdi yeni bir şeylerin ortaya çıkma zamanıdır. Tüm dünyada siyaset, ekonomi, din, bilim eğitim, tıp modellerimiz ve doğayla olan ilişkimiz daha 10 yıl öncesine kıyasla bambaşka bir resim ortaya koyuyor. Modası geçmiş olanı bırakmak ve yeni zeminler yakalamak kolaydır. Ama Evolve Your Brain isimli kitabımda da söylediğim gibi öğrendiğimiz ve tecrübe ettiğimiz şeylerin büyük bir bölümü bizim biyolojik benliğimizi kazınmıştır benliğimize kazınmıştır ve biz onu bir aksesuar gibi taşırız ama aynı zamanda bugün doğru olan şeyin yarın doğru olmayabileceğini de biliriz nasıl atomların maddenin somut parçaları olduğu yönündeki algımızı sorgulamaya başladıysak gerçeklik ve gerçeklikle olan etkileşimimiz de fikir ve inançların gelişiminden ibarettir Alışkın olduğumuz bilindik yaşamdan uzaklaşmanın ve yeni bir şeye adım atmanın bir somunun akıntıya karşı yüzmesi gibi olduğunu biliriz. Gayret gerektirir ve dürüst olmak gerekirse rahatsızlık vericidir. Bu da yetmezmiş gibi yol boyunca bildiklerini düşündükleri şeylere sıkıca tutulmuş insanlardan gelen marjinalleştirme, muhalefet ve aşağılanmalarla karşılaşırız. Böyle oluşla, alışıla gelmişin dışında bir eğilimle kim duyularıyla algılayamadığı ama zihinlerinde cap canlı olan bir kavram için zorluklarla mücadele etmeye isteklidir. Tarihte kaç kez heretik ve ahmak oldukları düşünülen, bu yüzden şiddete maruz kalan ve sonra dahi aziz ya da usta olarak yükselen bireyler gördük. Orijinal olmaya cesaretiniz var mı? bir tepki değil bir tercih olarak değişim. Görünüşe bakılırsa insan doğası gereği bizler işler gerçekten kötü bir hal alana ve artık eskisi gibi devam et edemeyeceğimizi fark ettiğimiz noktaya gelene dek değişime direniriz. Bu bir birey için olduğu kadar toplum içinde geçerlidir kim olduğumuza, ne yaptığımıza, nasıl yaşadığımıza, neler hissettiğimize ve nelere inandığımıza veya ne bildiğimize bakmadan önce kriz, travma, ölüm, hastalık ve trajedi bekleriz. Genelde ancak en kötü senaryoyu yaşadığımız zaman sağlığımızı, ilişkilerimizi, kariyerimizi, ailemizi ve geleceğimizi destekleyen değişimler yapmaya başlarız. Benim mesajım şudur. Neden bekleyesiniz? Bir ızdırap ve üzüntü evresinde öğrenebilir ve değişebilir ya da bir mutluluk ve ilham evresinde de bu adımı atabiliriz. Çoğu insan ilk seçeneği tercih eder. İkinci seçenekle devam etmek için değişimin büyük olasılıkla bir nebze rahatsızlık, biraz huzursuzluk, bilinen rutundan uzaklaşma ve bir bilmeme süreci gerektireceğini kabul etmek zorundayız. Çoğumuz hali hazırda Bilmemenin geçici rahatsızlığını duyarız. Okumak neredeyse doğuştan gelen bir beceriye dönüşene dek ilk gayretlerimizde tökezledik, durduk. İlk kez keman veya davul çalmayı denediğimizde ailelerimiz bizi ses geçirmez bir odaya kapatabilmeyi diledi. Temel bilgileri sahip ancak yalnızca, yalnızca tecrübeyle kazanabileceği ustalıktan yoksun olan bir tıp öğrencisi olan evladının kolundan kan almasına izin veren anne ve babaları da kutlamak isterim. Bilgiyi özümsemek yani bilmek ve sonra öğrendiğimiz şeyi belirli bir beceri içinize işte neredek uygulayarak pratik tecrübe kazanmak yani nasıl yapıldığını bilmek büyük olasılıkla şimdi benliğinizin bir parçasıymış gibi hissettiğiniz becerilerin bir çoğunda etkili olmuştur. Yine aynı şekilde. Yaşamınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek bilgi ve bu bilginin uygulanmasını gerektirir. Bu kitabın 3 kapsayıcı kısma ayrılmasının sebebi budur. Kısım 1 ve 2'de sırayla fikirler geliştirecek ve kişiselleştirmeniz için size daha büyük ve geniş bir anlayış modeli oluşturacağım. Bazı fikirlerin kendini tekrar ettiğini düşünürseniz Onların orada bulunmalarının sebebinin size unutmanızı istemediğim bir şeyi yeniden hatırlatmak olduğunu unutmayın. Tekrar beyninizdeki devreleri güçlendirir ve en azının en zayıf anınızda bile kendinizi küçümsememeniz için daha doğal bağlantılar oluşturur. Sağlam bir bilgi zeminiyle kitabın kısım 3'e ulaştığınızda daha önce öğrendiklerinizin gerçekliğini tecrübe edebilirsiniz. Kısım 1. Siz bilimi. Keşif yolculuğumuz gerçekliğin doğasına, kim olduğunuza, değişimin pek çok insan için neden bu kadar zor olduğuna ve bir insan olarak sizin için nelerin mümkün olduğuna dair son araştırmalarla ilgili felsefi ve bilimsel paradigmaları anlatır. Kısım 1 sizin için çok kolay olacak, söz veriyorum. Bölüm 1. Kuantum Siz isimli bu bölümde bir nebze kuantum fiziğine değineceğiz ama endişelenmeyin. Oradan başlıyorum çünkü subjektif zihninizin objektif dünyanız üzerinde bir etkisi olduğu kavramına kucak açmaya başlamanız önemlidir. Kuantum fiziğindeki gözlemci etkisi dikkatinizi yönelttiğiniz şeyin enerjinizi adadığınız yer olduğunu söyler. Sonuç olarak siz maddesel dünyayı etkilersiniz. Yani ki maddesel dünyada ağırlıklı olarak enerjiden oluşur. Bu fikri bir an durup düşünürseniz istemedikleriniz yerine istediklerinize odaklanmaya başlamak isteyebilirsiniz. Ve hatta şöyle düşünebilirsiniz. Eğer bir atomun %99 %99.9999'u enerji ve %0.00001'i fiziksel madde ise o zaman ben bir şeyden çok bir hiçim. Öyleyse neden ben aslında fiziksel dünyadan çok daha fazlasıyken dikkatimi o fiziksel dünyanın küçük yüzdesine veriyorum? Mevcut gerçekliğimi duyularımla algıladığım şeylerle tanımlamak yaşayabileceğim en büyük kısıtlanma değil midir? Bölüm 2 ile 4'te değişmenin çevreden, bedenden ve zamandan daha büyük olmanın ne anlama geldiğine göz atacağız. Büyük olasılıkla düşüncelerinizin yaşamınızı yarattığını söyleyen fikri duymuşsunuzdur. Ama bölüm 2 çevrenizi aşmakta nasıl düşündüğünüzü ve hissettiğinizi kontrol etmesine izin verdiğiniz takdirde dış çevrenizin beyninizde nasıl sizi size tanıdık tanık gelen her şeye denk düşünmeye sevk eden devreler oluşturduğunu anlatacağım. Sonuçta aynı şeyden daha fazla yaratırsınız. Beyninizi yaşamınızdaki sorunları, kişisel durumları ve koşulları yansıtacak şekilde programlarsınız. Bu yüzden değişmek için yaşamınızdaki tüm fiziksel şeylerden daha büyük olmanız gerekir. Bölüm 3. Bedeninizi aşmak, nasıl farkında olmadan bir dizi ezberlenmiş davranış, düşünce ve duygusal tepkiyle yaşadığımızı hepimizin bilinçli farkındalıklar perdemizin ardında bir bilgisayar gibi hareket ettiğini anlatır. Bu yüzden pozitif düşünmek yetmez. Çünkü olduğumuz bireyin büyük bir bölümü bedendeki negatif kalıntılardır. Bu kitabın sonuna geldiğinizde bilinçaltı zihnin işletim sistemine ulaşacağınızı ve o programların bulunduğu yerlerde nasıl kalıcı değişiklikler yapacağınızı bileceksiniz. Bölüm 4. Zamanı aşmak. Ya gelecek olayların beklentisiyle ya da geçmiş anıları tekrar ziyaret ederek yani veya her ikisi de yaşıyor yaşadığımızı anlatır öyle ki beden sonunda mevcut anın dışındaki başka bir zamanda yaşadığına inanmaya başlar yakın zamanda yapılan araştırmalar yalnızca düşünce yoluyla beyin ve bedeni değiştirecek doğal bir beceriye sahip olduğumuzu bu sebeple gelecekteki bir olayın hali hazırda gerçekleşmiş gibi göründüğünü göstermektedir düşünceyi diğer her şeyden daha gerçek kılabildiğiniz için doğru anlayışa sahip olduğunuzda olduğunuz bireyi beyin hücresinden değiştirebilirsiniz. Dikkatinizi kullanıp mevcut ana nasıl erişebileceğinizi öğrendiğinizde tüm potansiyellerin var olduğu kuantum alanının kapısından geçersiniz. Bölüm 5. Hayatta kalmak mı, yaratılış mı? isimli bölüm hayatta kalmak ile yaratılış içinde yaşamak arasındaki farkı anlatır. Hayatta kalmak stres içinde yaşamayı ve dış dünyanın iç dünyadan daha gerçek olduğuna inanarak bir materyalist olarak işlev göstermeye gerektirir. Bizler savaş ya da kaç sinir sisteminin etkisi altında olup onun zehirleyici kimyasallar kokteyli kokteyliyle çalıştığımızda yalnızca bedenimizi, çevremizdeki şeyleri veya insanları ve zaman saplantımızı önemsemek üzere programlanırız. Bedenimiz ve beyniniz dengesizdir. Tahmin ed edilebilir bir yaşam sürersiniz. Ancak gerçek anlamda yaratılış evresinde olduğunuzda beden yoktur, şey yoktur, zaman yoktur. Kendinizi unutursunuz olduğu şeyi hatırlamak için dış gerçekliğe ihtiyaç duyan kimlik zincirlerinden bağımsız saf bilinç olursunuz. Kısım 2 Beyniniz ve Meditasyon Bölüm 6 Üç Beyin Düşünmek, Yapmak, Olmak Sizin düşünmekten yapmaya ve yapmaktan olmaya ilerlemenize olanak veren üç beyne sahip olduğunuz kavramını anlatmaktadır. Dahası dikkatinizi çevrenizin, bedeninizin ve zamanın dışına odakladığınızda herhangi bir şey yapmak zorunda kalmadan kolaylıkla düşünmekten olmaya geçebilirsiniz. Zihnin bu evresinde beyniniz gerçekliğin dış dünyasında olup bitenlerle zihninizin iç dünyasında olup bitenleri ayırt edemez. Bu yüzden eğer yalnızca düşünceyle arzu edilen bir tecrübeyi Zihninizde canlandırırsanız o olay fiziksel olarak meydana gelmeden önce onun yaşatacağı duyguları yaşarsınız. Şimdi yeni bir olma evresine doğru ilerlersiniz çünkü bedeniniz ve zihniniz bir bütün olarak çalışır. Potansiyel bir gerçekliğin siz ona odaklandığınız anda gerçekleştiğini hissetmeye başlarsınız. Otomatik alışkanlıklarınızı tutumlarınızı ve diğer istenmeyen bilinçaltı programları yeniden yazmaya başlamışsınız demektir. Bölüm 7 Uçurum ezberlediğiniz yani sizin kişiliğinize dönüşen duygulardan nasıl kurtulacağınızı ve içsel özel dünyanızda olduğunuz kişiyle dış sosyal dünyada göründüğünüz kişi arasındaki uçurumu nasıl kapatacağınızı ele alır. Hepimiz öğrenmeyi bıraktığımız ve harici hiçbir şeyin geçmişimizden kalan o tanıdık duyguları alıp götürmeyeceğini fark ettiğimiz bir noktaya ulaşırız. Yaşamınızdaki her tecrübenin duygusunu önceden tahmin edebilirseniz, yeni bir şeyin oluşması için yer kalmaz. Çünkü siz yaşamınızı gelecek yerine geçmişten gözlemliyor olursunuz. Bu ruhun ya da özgür kaldığı ya da tutsak olduğu kesişme noktasıdır enerjinizi duygu formunda özgür bırakmayı öğrenecek ve böylece dış görüntünüzle gerçekte kim olduğunuz arasındaki uçurumu daraltacaksınız. En nihayetinde şeffaflığa ulaşmanız kaçınılmazdır. Olduğunuz gibi göründüğünüzde gerçek anlamda özgürsünüzdür. Kısım 2'nin son bölümü yani bölüm 8 meditasyon mistik olanı ortaya çıkarmak ve geleceğinizin dalgalarıdır. Bu bölümde amacım meditasyonun sırlarını ortaya çıkarmak, böylece neyi neden yaptığınızı anlamanızı sağlamaktır. Beyin dalgası teknolojisine değindiğimde yaşamınızdaki stres etkenleri karşısında uyarılmayıp odaklanırsanız beyninizin elektromanyetik açıdan nasıl değişeceğini gösteriyorum. Meditasyonun gerçek amacının analitik zihnin ötesine geçmek ve gerçek kalıcı değişiklikler yapabilmeniz için bilinçaltı zihne girmek olduğunu öğreneceksiniz. Meditasyondan başlangıçtaki aynı insan olarak kalkarsanız size herhangi bir seviyede hiçbir şey olmamış demektir. Meditasyon yaptığınızda ve daha üstün bir şeyle bağlantı kurduğunuzda düşünce ve duygularınız arasında öyle güçlü bir tutarlılık yaratırsınız ki dış dünyanızdaki hiçbir şey, hiç kimse Hiçbir koşul sizi o enerji seviyesinden uzaklaştıramaz. Artık çevreniz, bedeniniz ve zaman üzerinde üstünlük kazanırsınız. Kısım 3: Yeni kaderinize doğru ilerlemek. Kısım 1 ve 2'deki tüm bilgilerin sunulma amacı, size nasıl yapıldığını anlatan kısım 3'te bu bilgileri uyguladığınızda öğrendiğiniz şeylere dair direkt bir tecrübe yaşamanızı sağlamaktır. Kısım 3 gerçek bir disiplin içinde öğrendiklerinizi kendinize uygulamanızla ilgilidir. Günlük yaşamınızda kullanacağınız farkındalıklı bir egzersiz sunar. Bu size verilen teorilerle bir şey yapabilmenize yardımcı olmak için yaratılmış bir meditasyon sürecidir. Bu arada size o çok adımlı süreçten bahsettiğimde zihniniz devam etme konusunda tereddüt etmeye başladı mı? Başladıysa inanın bu sandığınız şey değil. Evet bir dizi eylem öğreneceksiniz ama kısa sürede tüm bunları bir veya iki basit adım olarak uygulayacaksınız. Sonuçta büyük olasılıkla arabanızı kullanmaya hazırlanırken bir dizi eylem gerçekleştiriyordur, gerçekleştiriyorsunuzdur. Yani örneğin koltuğu ayarlamak, emniyet kemerini takmak, aynaları kontrol etmek, arabayı çalıştırmak, farları yakmak, etrafa bakmak, sinyal vermek, frene basmak, vitesi ileri veya geri takmak, gaz pedalına baskı uygulamak gibi. Araba kullanmayı öğrendiğiniz günden beri bu prosedürü kolaylıkla ve otomatik bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Sizi temin ederim, kısım 3'teki her adımı öğrendiğinizde aynı şeyi yapıyor olacaksınız kendinize şu soruyu soruyor olabilirsiniz neden kısım 1 ve 2'yi okuyayım kısım 3'e geçmem yeterli biliyorum büyük olasılıkla ben de böyle düşünürdüm bilgileri metnin ilk iki kısmında vermeyi seçmemin sebebi üçüncü kısma geldiğinizde varsayımlara spekülasyonlara ve doğmalara yer kalmayacak olmasıdır meditasyon adımlarına başladığınızda neyi neden yaptığınızı gayet iyi biliyor olacaksınız. Ne ve neden üzerine düşündüğünüzde daha çok bilgi sahibi olacak. Böylece zamanı geldiğinde nasıl yapıldığını daha çok bileceksiniz. Böylece zihninizi gerçek anlamda değiştirmenin pratik tecrübesinin altında daha güçlü ve istekli olacaksınız. Kısım 3'teki adımları kullanıp yaşamınızdaki sözde imkansız durumları değiştirmek için işsel becerinizi kabullenmeye daha eğilimli olabilirsiniz. Hatta kendinize bu yeni kavramlarla tanışmadan önce göz önünde dahi bulundurmadığınız potansiyel gerçeklikleri hayal etme şansı verebilirsiniz. Sıra dışı olanı yapmaya başlayabilirsiniz. Bu kitabı bitirdiğinizde sizin için hedefim budur. O yüzden eğer kısım 3'e atlama arzusuna karşı koyabilirseniz size söz veriyorum oraya ulaştığınızda öğrendiklerinizde oldukça donanımlı olacaksınız. Bu yaklaşımın dünyanın dört bir yanında verdiğim atölye çalışmalarında son derece etkili olduğuna tanık oldum. İnsanlar doğru bilgiye ulaştıklarında ve o bilgiyi bütünüyle anladıklarında öğrendikleri şeyleri uygulamak için etkili talimatlara sahip olurlar. Sonra tıpkı sihir gibi gayretlerinin meyvelerini yaşamlarında geri bildirim gibi hizmet eden değişiklikler olarak alırlar. Kısım 3 size zihniniz ve bedeninizde bir şeyleri değiştirmek ve sizin dışınızda bir etki yaratmak için gereken, gereken meditatif becerileri verecektir. İçin, i̇çinizde yaptığınız şeyin sizin dışın sizin dışında bir etki yarattığını gördüğünüzde onu tekrar yapacaksınız. Yaşamınızda yeni bir tecrübe ortaya çıktığında güç, hayranlık, minnet gibi ulvi bir duygu formunda yaşadığınız enerjiye kucak açacaksınız ve o enerji sizi o şeyi tekrar tekrar yapmaya itecek. O zaman gerçek evrim yolunda olacaksınız. Kısım 3'te yer verilen her meditasyon adımı kitabın başlarında sunulan anlamlı bir bilgiyle ilişkilidir. Yaptığınız şeyin ardında yatan anlamı kavramış olduğunuzdan vizyonunuzu kaybetmenize neden olabilecek hiçbir belirsizlik olmayacaktır. Öğrendiğiniz pek çok beceride olduğu gibi başlarda beyninizi geliştirmek için nasıl meditasyon yapacağınızı öğrenirken, konsantrasyonunuzu korumak için. Bilinçli bir efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi tipik davranışlardan alıkoymalı, düşüncelerinizi yaptığınız şeye odaklamalı ve eylemlerinizin niyetinizle uyum içinde olması için harici uyarıcılara kapılmamalısınız. Tıpkı tayi yemekleri pişirmeyi, golf oynamayı salsa dansı yapmayı ya da düz vites araba kullanmayı öğrenirken yaptığınız gibi bu girişimin yeniliği bu beceriyi sürekli tekrar etmenizi, her adımı ezberlemek için zihninizi ve bedeninizi eğitmenizi gerektirecektir. Unutmayın, talimatların pek çoğu zihin ve bedenin birlikte çalışabilmesi için küçük dokumalar şeklinde sunulmuştur. Olayı kaptığınızda tekrar ettiğiniz tüm bireysel adımlar pürüzsüz bir sürece dönüşecektir. Sistematik, doğrusal yaklaşım kusursuz bir şekilde holistik, basit, bütünleşmiş bir uygulama oluverir. Bu, kişisel sahipliğin amacıdır. Zaman zaman bunun için gerekecek efor sizi yorgun düşürebilir. Ama belirli miktarda istek ve enerji ile sebat ederseniz zaman içinde sonuçlardan keyif alacaksınız. Bir şeyin nasıl yapıldığını bildiğiniz zaman o şeyde uzmanlaşmanız an meselesidir. Dünyada pek çok insanın yaşamlarında gözle görülür değişiklikler yapmak için bu kitapta yer alan bilgileri uzun zamandır kullandığını mutlulukla söyleyebilirim. Sizin de kendiniz olma alışkanlığınızı kırmanız ve arzu ettiğiniz yaşamı yaratmanız en büyük arzumdur. Hadi başlayalım.